Merhaba arkadaşlar, Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimizde Android telefonları için virüs programı ile nasıl virüslerden kurtulacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun için çok güzel bir program var arkadaşlar. Bunun için kullanabileceğimiz çok güzel bir program ve tamamen ücretsiz bir program var. Bunun bilgisayar versiyonu da var bu programın. AVG antivirüs diye. Bilgisayar versiyonu da ben zaten her bilgisayarımda kullanıyorum ve çok da memnunum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu uygulamayı indirmek için Google Play Store'a girin. Yani şuradan Google Play Store'a girin. Arama çubuğuna AVG yazsanız yeterli arkadaşlar. Evet. 18 MB'lık basit bir program. Ücretsiz ve ücretli versiyonları var arkadaşlar. Ancak ücretsiz versiyonda zaten tamamen ihtiyaçlarınızı görecektir. Evet, uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Uygulama yüklendikten sonra arkadaşlar bir tarama yapacak. Taramayı kendi elinizle otomatik olarak başlatmanız gerekmektedir. Evet, uygulamanın yüklenmesini bekleyelim. Tekrar bir yüklemeyi deneyelim. Bazen böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Programı tekrar kurmaya çalıştığınızda zaten program otomatik olarak tekrar kurulacaktır. Arka plana çıktığımız için uygulama yüklenemedi. Uygulamanın yüklenmesini bekleyelim. Kullanımı son derece basit. Sadece başla deyip AVG'nin tamamen bütün telefonu taramasını beklemeniz ve ardından gereken önlemleri almanız yeterlidir arkadaşlar. Evet, bir türlü yüklenemedi. Yüklendiğini görürsek işimiz kolay olacak, ancak bir türlü yüklenemedi. Evet, yükleme tamamlandı arkadaşlar. Hemen aç diyelim. Buradan koşulları kabul edelim. Ufak bir güncelleme alacak. Evet, şuradan hemen temel sürümü seçin. Ücretsiz olarak devam edin. Tıklayın. Ve en üstte şurada yeşil butona sadece tara demeniz yeterli arkadaşlar. Buradan izin veren tıklayın. Hemen zaten 2 risk buldu bile arkadaşlar. Evet, taramanın devam ettiği süre ederken isterseniz geri plana çıkıp işlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tarama bitti diyor. Evet, şu anda USB hata ayıklaması etkinleştirildi. Ben bunu bu telefonu bilgisayara bağlanıp gerekli olan bazı programlar atıyorum veya format atıyorum veya root atıyorum. Bu türden ayaklama için, yani bunu şu anda isterseniz kapatalım. Evet. USB hata ayaklamayı kapatalım arkadaşlar. Web kalkanı kapalı diyor arkadaşlar. Evet, buradan ayarlara gidin. Evet. Evet, çok önemli bir ayar değil zaten. Evet, bunu göz ardı edebiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Son derece güvenilir, son derece kullanışlı, son derece basit bir program arkadaşlar. Bunun yanında mesela RAM takviyesi de yapabilirsiniz. Temizle diyerek RAM'inizi arttırabilirsiniz. Evet, ve bazı özellikleri, evet, şuradan izin verelim. Bu şekilde depolama biriminizi de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bütün işlemimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu anda 366 MB'lık bir veri buldu. Buradan temizle deyip telefonunuzda 366 MB'lık bir yer açtık. 1.85 GB'lık daha temizleyebiliriz arkadaşlar. Ancak ben bunu tavsiye etmiyorum. Gerekli olan programlarınızı silebilir. Evet, isterseniz Wi-Fi taraması yaparak güvenli bağlantı yapabilirsiniz veya VPN bağlantısı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video sizlere faydalı olabilmiştir. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.